Merhabalar, ben Doktor Can Öbek. Sizlere mesane kanseri tedavisinde kullanılan yeni bir yöntemden söz etmek istiyorum. Bu yöntem mesane içine uyguladığımız radyofrekans dalgalarının kullanımı ile yaptığımız bir kemoterapi uygulaması. Kasa kadar ilerlememiş mesane kanserlerinin en önemli sorunu nüks etmeleri ve bazen de daha derin dokulara ilerlemeleridir. Bu nüksleri engellemek, derine hastalığın ilerlemesini engellemek için mesane içine uyguladığımız çeşitli ilaçlar ve tedaviler var. Bu yöntem, yıllardır mesane içine uyguladığımız mitomisin adlı bir ilacın radyofrekans dalgalarıyla birlikte yüksek ısıda uygulaması esasına dayanmaktadır. Bir cihazımız var gördüğünüz gibi. Bir de bu cihazla bağlantılı olarak kullandığımız özel bir kateterimiz var. Bu kateter yani sonda hastamızın mesanesinin içine yerleştiriyoruz. Ve mesane içine girdikten sonra şurada gördüğünüz 3 tane anten idrar kesesinin içinde açılarak mesanenin içine radyofrekans dalgaları veriyor. Ve bu cihazdan çıkan radyofrekans dalgaları mesane içine verildiği esnada da mitomisin C adlı kemoterapi ilacımız cihaz ve idrar kesesi arasında sirkülasyon yapıyor. İşlem yaklaşık 1 saat sürüyor. Gördüğünüz gibi ameliyathanede değil, normal bir odada uyguluyoruz. 1 saat sonra işlem bitiyor ve hastamız evine gidiyor. Ağrısız, sızısız bir işlem bu. Yöntemin standart, yani bu cihaz olmadan mitomisin C uygulamasına farkı nedir diye soracak olursanız, tedavi etkinliğinin çok daha fazla olması. Radyofrekans ile ısıtılan mesanede ilacın kanser hücrelerini öldürme etkinliği artıyor. İlacın mesane duvarında daha konsantre olması sağlanıyor. Mesanenin doğal bağışıklığının artması sağlanıyor. Ve hatta hiperterminin tek başına kanser hücrelerinin DNA'sına zarar verme potansiyeli var. Kimler için uygun bu radyofrekansla birlikte hipertermi mesane içine uygulama diye soracak olursanız, tabii ki kasa kadar ilerlememiş mesane kanseri olan hastalarda, daha önce çeşitli mesane içi tedaviler alıp bundan fayda görmemiş olanlarda, özellikle BCG dediğimiz verem aşısı uygulamasından fayda görmemiş hastalarda, BCG tedavisine uygun olmayan hastalarda veya dünyadaki genel bir kıtlıktan dolayı BCG'ye ulaşamayan hastalarda bu gayet uygun bir yöntem. Bilimsel yayınlar bunu net olarak ortaya koymakta. Sistektomi dediğimiz mesanenin tamamını çıkarttığımız bir büyük ameliyattan önce de son seçenek olarak bu yöntemin uygulanabileceği yayınlarla gösterildi.